Baktınız, çok hoş. Her zamanki gibi. Çay konusunda atmış olduğumuz bir adım vardır. Dünyadaki çeşitli ülkelerde bulunan web sitelerinin en kapsamlısını mücevher konusunda inşa ettik. Bir evet. Teşekkür ederiz. Dünyada ilk kez eksper raporlu, garanti sertifikalı ya, mücevheri imal eden 1900'de vardı ama tek taşlar için. Evet, siz çok iyi biliyorsunuz. Evet, şimdi zaten bünyesindeki o mele taşlara dahi evet, evet. Ayrı ayrı evet. Sertifik veriyoruz. Evet, evet. Malum aileniz 1990'lı yıllara kadar sadece bir gram ve üzerindeki tek taşlara eksper raporu ya da garanti sertifikası ya da sertifika verilmekteyken biz her bir parça ürün için en küçük taşlarla da yapılmış olsa mutlak surette eksper raporu garanti sertifikası veriyoruz. Size bir eksper raporu garanti sertifikası örneği vermek isterim. Ayrıca bakınız herhangi bir mamul hangi büyüklükte olursa olsun taş büyüklüğü mutlaka böyle bir eksper raporuyla taş kalitesi tefsik ediliyor. Ve hangi renkte, hangi iç temizlikte burada eksper raporuyla kayda alınıyor. Pikesi, her şeyi rengi, efendim. Her şeyle. Aksa ak. Yani bir aynen. Nüfus kağıdı. Aynen. Nüfus kağıdı gibi. Evet. Pasaport gibi efendim. Evet. Ayrıca bugün burada şeref verdiniz. Bu teşrifle bizi birlikte geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir tasarım toplantısında sizi ağırlama şerefine ulaşmıştım. Bu tasarım toplantısında birlikte tasarımı yapmış olduğumuz bir küpe bugün size bilginiz yok ama sürpriz olarak hazırlandı. Lütfeder takarsanız seviniriz. Çocuklar verir misiniz küpeleri? Ayrıca efendim tabii basında, medyada izlediğimiz bazı yeni duyumlar var. Bunlarla ilgili bazı ön hazırlıklar yapmaya çalıştık. Onu da ayrıca arz edeyim. Mutlu bir gün veya zaman var diye duyduk. Zatenizle ilgili. Tabii basından, medyadan aldığımız bilgi. İleriye dönük Bülent Hanımefendi'nin nişanlanmasıyla ilgili bir duyum. Bu sizden gelen bir şey değil. Ama eğer ki lütfeder size hazırladığımız özel tasarım bu alyansları tabii ki arzuya bağlı olmak üzere sultanla arkadaşım biraz bir gelsin. Bakın bir saniye. Takmak uğursuzluktur. Olmadan yapmak. Evet. Peki efendim, o halde sadece inceleyin. Evet. Sadece inceleyin lütfen. Tabii ki ileride böyle bir mutlu günde bizim ürünlerimizi takarsak arkadaşlar girmeyin içine ya. Bizi yüceltecektir. Şöyle olur. Değerliniz mi efendim? Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
bu arada Viyana'ydı. Nereden çıkacağım? Daha... Nasıl buldunuz kuleleri? Biliyorsunuz buradaki papatyaları birlikte şanzime çek. Denemek ister misin? İstirahat istemeyeyim değil mi efendim? Arzunuza uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte görelim. Agop Bey, efendim, gelir misiniz? Maestro. Kaçtı. Oradaydı bunun altında. Şunu kaldırmam lazım. Alabilir miyim? Erkan. Ayna verir misiniz? Geçer. Evet. Müsaade eder misin? Pardon. Şunları atlarsın. İstediğiniz gibi olmuş mu efendim? Efendim, Bülent Hanım'ın tabii Türk sanat müziğindeki yeri belli, tartışılmaz, diva. Ama mücevher sanatında da özünde, ruhunda sanat yücelikleri bulunan bir hanımefendinin mücevher sanatında da ne derece başarılı olabildiğini hep beraber görüyoruz burada. Bülent Hanım'ın tasarısı. Evet efendim. Bülent Hanım'ın tasarımları efendim. Beğendiniz mi efendim? Efendim bugünün hatırına size bunu hediye etmekten gurur duyuyorum. İyi günlerde güle güle. Abi. Evet. Efendim çekmecede aktör raporları var. Önemli tezgahlar var. Bunlar bana verir misiniz? Bülent Hanım şöyle bir bakar mısın? Teşekkür ederim. Ritmini çekmeli de. Teşekkür ederim. Tamam. Nasıl sipariş? Evet. Bunu aslında pek söylemeyecektik ama çocuklar boş bulundular. Bülent Hanım özür dileriz. Sipariş vermiş olduğunuz bu mu? Hayır. Ben seyahatini tarif etmiştim ona göre. Bu da istediğiniz gibi olmuş haber. İyi günlerde güle güle kullanınız efendim. Evet. Sevdiğim belli senden devamında taşıyorum. Şunu şurada yapsaydık çok da bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar biraz geri çekilelim şöyle. Ben söylemedim. Bülent Hanım bir dakika sizi alabilir miyiz efendim? Arkadaşlar rahat. Evet.
Sibelat, ne oldu Sibelat? Ya şu radyoyu çeksin şu kadar ya. Nedir, niye var? İçini getirdin. Evet getirdin. Ne olacak yani, bitini getirdin. Söyledim zaten. 70 milyon önünde dedim ki bitip şimdi ne dönüş sonu? Yani ne, ne? Arkadaşlar, ikinin nerede gidiyor? Ben böyle bir laf söylemedim. Siz anlayamıyor musunuz acaba? Yazılı basın. Sizler yazabilirsiniz. Ben bilemiyorum. Ben böyle bir şey söylemedim.